Şimdi Dursun Çiçek telefon attığımızda bu iddiasının temellerini soralım istedik kendisine. Hoş geldiniz yayına Dursun Bey. Teşekkür ederiz. İyi yayınlar diliyorum. Sevgili izleyicileriz, saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederiz. Bugün bir basın toplantısı yaptınız. O basın toplantısında farklı bir bakış açısı da getirdiniz. Dediniz ki yıllarca da görev yaptınız bir kurum Türk Silahlı Kuvvetleri. Mesafeli duruyor Suriye'ye karşı müdahaleye Türk Silahlı Kuvvetleri. O mesafeyi ortadan kaldırmak, daha duygusal hareket etmesinin önünü açmak için böyle bir saldırı gerçekleşmiş olabilir dediniz. Bu iddianızın biraz daha açmanızı rica ederiz. Tabii Cumhuriyet'in ordusu, Cumhuriyet'in dış politikasına bağlı olduğunu göstermek adına geçmişte Irak için de benzer gelişmeler yaşanmıştı. Şimdi Suriye için de benzer gelişmeler var. Biz yurtta sulh, dünyada sulh ülkesi ve başka ülkelerin iç işlerine karışmama evrensel ilkesi kapsamında Suriye'de yaşanan savaşa müdahil olmak istemiyoruz. Suriye'den zaten Türkiye yeterince göçmen, sıkıntı, terörist, bomba geliyor. Bunları engellemek için bir mücadele içindeyiz. İşte dün Ankara'nın göbeğinde patlayan bomba da Suriye'den gelmiş bir teröristin organize ettiği bir eylem olduğu ortaya çıktı. Bu konuda silahlı kuvvetlerin dik duruşunu, terörle mücadeledeki azınlık kararlarını muhalefet olarak da Cumhuriyeti kuran bir parti olarak da kurucu iradeyi ortaya koyan bir parti olarak da sonuna kadar destekliyoruz. Bu konuda bataklıktan Suriye'den ve Orta Doğu bataklıktan uzak durmamız gerektiğini bir kez daha vurguluyorum. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin de o bataklıktan uzak durmak istediğine ilişkin bir bilgi var anladığım kadarıyla elinizde. Ya da bir izlenim. Zaten onu görüyoruz. Yani işte Halep'ten, işte Şam'dan cuma namazı kılmaktan bahseden siyasi iktidar var. Ama yıllardır bunu gerçekleştirme noktasında sınırlarda Türkiye'yi savunmaya çalışan bir milli ordumuz var. Peki bu olay orada bir duygusal hareketi de beraberinde getirebilir mi? Milli orduda, yani genelkurmayda, yani askerde. Tabii şöyle bir şey var. Yani angajman kuralları gereği silahlı kuvvetlerin ateş etme, silah kullanma yetkileri biliyorsunuz. Aşağıya doğru gerginlik ortamına göre devredilir. Bir uçağın sonradan Rus olduğu, uçağı olduğu ortaya çıkan uçağın düşürülmesinde de bir Türk uçağının daha önce Suriye tarafından düşürülmesini yarattığı tepki var. Psikolojik ortam var, baskı var. Aynı şeyi Ankara'nın göbeğinde en yumuşak hedef olan, en masum hedef olan servislere yönelik bir terör saldırıyla mukayese ettiğimizde şu an elinde silah tutan, tank kullanan veya uçak kullanan, helikopter kullanan bir askerin buradaki yaşananlardan etkilenmemesi, duygusal olarak etkilenmemesi, bunun da tavır ve davranışlara yansımaması insan psikolojisine aykırı. Çok teşekkür ediyoruz Dursun Çiçek. Gerçekten önemli söyledikleriniz. Umarız o duygusal yaklaşımdan biraz daha dışarıda tutmayı başarabilir askerler.